Sayın Çalışkaner, tabii her şey hızlandı, her şey daha da hareketlendi. Belli ki daha da hareketlenecek. Pek çok başlığı soracağım size ama AKP'nin de masasında olduğu söyleniyor. Ekonomik zorlukların özellikle büyük şehirlerde, metropollerde kendilerine olumsuz yansıyacağı ve yaşam tarzına dair İstanbul'da, Ankara'da seçmenin endişe duyduğu, bu nedenle CHP'nin adaylarına daha yakın kendilerini gördükleri, bir de Murat Kurum ve gafları var İstanbul'da. Bunun da olumsuz yansımalarının iktidarda, AKP'de konuşulduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Konuşuluyor mudur? Ve bu konuşulanlar gerçeğin ta kendisi midir? Konuşuluyordur. Gerçeğin de ta kendisidir Hülya Hanım. Zaten Murat Kurum'un gaflarını önlemek için önüne prompter koydular. Evet. Bakalım prompterla önüne geçebilecekler mi? Yani gittiği her mahallede esnaf ziyaretinde, gerçi pek esnaf ziyareti de yapabildiği söylenemiyor. Çıkamıyorlar çünkü. Çıktıkları da halka verecekleri bir cevap yok. Her ziyarette de önüne bir prompter konulacak mı? Onu ayrıca göreceğiz. Murat Kurum'un, evet, belki bakanlığı döneminde Erdoğan gözünde iyi bir teknokrat olduğu düşünülebilir. Ancak ne kadar düşük profil olduğunu son bir aydaki seçim saatinde gördük. Ya, gaf üstüne sürekli gaf yapıyordu. Bir belediye başkan adayı düşünün ki rakibinin söz verdiği, vaat ettiği hizmetlerin %87'sini yerine getirdiğini söyleyiversin. Evet. Şimdi bundan daha büyük, Sayın İmamoğlu için daha büyük bir propaganda olamaz. Yani rakibi söylüyor artık. Bunun ötesinde kim ne derse desin Sayın İmamoğlu da doğal olarak rakibinin söylediğini ortaya koyacak. Aynı zamanda tabii ki Erdoğan'ın masasında da bu konuşuluyor. Ve niye Murat Kurum? Çünkü tek adam rejimlerinde güçlü profiller yaratmazsınız. Sayın Erdoğan da güçlü profil bırakmadı AK Parti'de. Şu anda AK Parti dediğimizde aklımıza gelen tek isim var. O da Sayın Erdoğan. Yani AK Parti demek Erdoğan demek. Dolayısıyla da Murat Kurum'un yerine kim konulabilirdi diye şöyle bir düşünüyorsunuz. Hadi AK Partilisiniz diyelim ve kim konulabilir? Aklınızda isim gelmiyor. Bu kadar garip bir durumla karşı karşıya AK Parti. Başka bir profil yok. Zaten Sayın Erdoğan da bunu çok net gördüğü için artık ricayla oy istiyor farkındaysanız. Bu benim son seçimim. Lütfen sizden rica ediyorum. Her şeye rağmen işte bu zamana kadar oy verdiniz. Bir kere daha oy verin son seçimimde. Hem Cumhurbaşkanlığında hem İstanbul son Cumhurbaşkanlığında İstanbul da benim olsun diyor. Peki alana Fakat inecek mi Sayın Çalışkaner? Sayın Erdoğan'ı son hafta biz alanda görecek miyiz? Ülkem zaten Sayın Erdoğan sahada. Şöyle ki sahada mesela Urfa'da İstanbul'u konuşuyor. Ya Urfa, bu yerel Ha, seçim İstanbul'da yapıyorsunuz olmasına siz. gerek yok. Her yerde zaten konuşuyor diyorsunuz. Tabii ki yani yerel seçimde Urfa'da bir miting yapıyorsunuz ve İstanbul'u konuşuyorsunuz. Kütahya'da İstanbul'u konuşuyorsunuz. Ne bileyim Balıkesir'de İstanbul'u konuşuyorsunuz. Yani zaten Sayın Erdoğan İstanbul için her yerde sahaya inmiş durumda. Şöyle ki Türkiye'nin 80 ilinde, 81. il İstanbul olduğunu varsayalım. Zaten İstanbul'da akrabası olmayan bir il mümkün değil. Herkesin İstanbul'da bir akrabası var. Dolayısıyla da Erdoğan da bunun üzerinden hareketle gittiği tüm illerde İstanbul'u bu yüzden konuşuyor. Yani akraba politikası üzerinden. Ha İstanbul'a inecek mi? Elbette inecektir. Yani kendisinin karşısında zaten Sayın İmamoğlu ne diyor? Benim rakibim belli. Sayın Erdoğan. Dolayısıyla da Sayın Erdoğan Türkiye sahasında sahaya inmiş durumda. Gittiği yerlerde bu belediyeyi verin demiyor ki. İstanbul'u bize verin diyor. Ve sadece İstanbul Belediye Başkanı'nı konuşuyor. Dolayısıyla da Sayın Erdoğan sahaya inmedi diye konuşuyoruz ama Sayın Erdoğan hep sahada ve hep İstanbul'u konuşuyor. İstanbul onun için ciddi bir rüya. Alma hayali. Fakat geldiğiniz noktada çok pardon. Rica ederiz. Çok kazanma ihtimali yok. Neden? Sayın Erdoğan zaten tüm tuşlara birlikte basıyor. Şimdi hatırlayınız, dün ya da önceki günde, evet, önceki gündü DEM Parti adayını Habertürk yayına çağırdı. Evet. Şimdi daha bundan 3-4 yıl önce kendi yayıncılarından bir tanesi dünya
yayıncılık ilkeleri gereği biz yayına çıkarmayız demişti. Evet. Ne oldu? Siz gazetecisiniz, benden daha iyi bilirsiniz Zülçe Hanım. Evrensel yayın ilkeleri mi değişti de bizim haberimiz yok ya da sizin haberiniz yok? Ne değişti de DEM Parti'yi adayını çıkarıyorlar? Elbette Sayın Danış'ın oraya çıkması normal. Çünkü kitlelerle sesini duyurmak istiyor. Hı hı. Ne yapıyor? Burada işte Habertürk tuşuna basılıyor. Ne bileyim, diğer yanda başka tuşlara basıyor. Sayın Erdoğan şu anda tüm tuşlara basıyor. Ama bir tek tuşa basamıyor Ülkem. O da ekonomi. Çünkü kasa öyle bir boş ki, demin sizin haberinizde izliyordum. Mehmet Şimşek ne diyor? Kimse benden bir şey istemesin. Aslında bu mesaj Sayın Erdoğan'a verilen bir mesaj. Yani seçime gidiyoruz. Kesenin ağzını açamam diyor. Zaten açmadığı halde bu haldeyiz. Bir de kesenin ağzı açılırsa zaten inanılmaz şeylerle karşı karşıya kalacağız. Sayın Çalışkaner, sizin saha çalışmalarınızda özellikle emeklilere çok yoğunlaşılıyor. Emekliler bu seçimde düğmeye basacak mı ekonomiye dair? Seçimde bir yansıması olacak mı? Bu hem bizim araştırmalarımızda görünüyor Ülke Hanım. Hem de gazeteci arkadaşlardan, ismini yanlış hatırlamıyorsam, Nuray Babacan. Hı hı. AKP kulislerine çok yakın, oradan bilgiler de alıyor. Zaten onun da yazdığı bir yazıda da var. Emeklilerin ciddi anlamda AKP'den bir kopuşu söz konusu. Şimdi iki tür emekli var Ülke Hanım. Şimdi birinci emekli tür, ben emeklileri ikiye ayırıyorum. Birincisi 65 yaş üstü emekli olanlar. Hı hı. Ve bunlar kolay kolay partisini değiştirmeyen, ya bu günümüze de şükür diyen ve yine gidip AKP'ye oy verebilecek bir kitle var. Ancak unutulmamalı ki ikinci bir emekli kitlesi var. EYT'liler. Evet. Bu çok ciddi bir kitle ve bu kitle 65 yaş üstü emekliler gibi değil. Gerçekten şu anda geçim sıkıntısı yaşayan, bunu ilikleri ne kadar hisseder ve parti değiştirebilen bir kafa yapısına sahip, düşünce yapısına sahip. Dolayısıyla da emeklilerin, hem 65 yaş üstü emeklilerin hem EYT'lilerin AKP'ye karşı bir öfkesi söz konusu. Dolayısıyla da 65 yaş üstünde de bir kopuş var ama özellikle EYT'lilerde çok ciddi bir kopuş var. Sayın Erdoğan da bunu görüyor. Gördüğü için bir, ama kasa o kadar boş ki bir çaresizlik hali yaşıyor. Bakın biz genel seçimlerde hep şunu konuştuk. Boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yok diyorduk. Ama ne oldu? İşte Erdoğan %52 ile kazandı. Evet. O zaman elinde bulunan iki politikayı izledi. Değerler politikası, dil ve milliyet. Vatan millet elden gidiyor. Ama şu anda yerel seçimlerde, ben başka yayınlarda da söyledim, Sayın Erbakan'ın bir sözüne katılabileceği bir düşüncem hayatta aklıma gelmezdi diye şunu söylüyor. Diyor ki, yani yerel seçimler bir BK sorunu değildir. Dolayısıyla da çok net de bir tespit hakikaten. Yani belediye başkanlarının görevleri belli, yetkileri belli, sınırları belli. Dolayısıyla da bu seçimde şunu yapamıyorlar. Vatan, millet, Sakarya politikasını da yapamıyorlar çünkü seçmen görüyor. Dolayısıyla evet. Da burada şu çok acı değil mi? Yani yerel seçime gidiyoruz Ülke Hanım, sadece ekonomik. Tüm belediye başkanlarının vaatleri ekonomik vaatler. Sanki biz ülkeye başbakan ya da cumhurbaşkanı seçiyoruz. Belediye başkanı seçiyoruz oysa. İşte Murat Kurum kendisi söylüyor. Ben geldiğimde şu kadar kira yardımı yapacağım. İşte bir gecede diyor, kent lokantalarını her yere açarız. Siz iktidarsınız. Bir önceki yerel seçimlerde hatırlayınız. Neden soğan yapmadınız? Patates çadırları kuruldu. Tabii. Evet. Bir önceki seçimlerde de soğan patates çadırları kuruldu bu şehirde. Tabii. Sayın Çalışkaner, aslında yine aynı noktalara zaman zaman geliyor. Örneğin Murat Kurum'un Gazze çıkışı, örneğin şehit aileleri bayram edecek sözleri, eğer biz kazanacağız, biz zafer kazanacağız, şehit aileleri bayram edecek. Biraz da aslında bu süreçte kumpas videoyla da birleştirelim. Son yapılmış olan kumpasla para sayma görüntüleri üzerinden oluşturulan ama yalanlarla bezenmiş. Hani görüntü 5 yıl öncenin sanki kurultay sürecinin gibi, yer yanlış, pek çok şey yanlış, pek çok şey yalan daha doğrusu. Şimdi bunların hepsini birleştirelim. Bu sefer galiba
hızla yanıt veriliyor. Şimdi geride kalan seçimlerde de olmayan bir yere Kılıçdaroğlu yerleştirilmiş, alandan izletilmişti Erdoğan tarafından. Sanki PKK propagandası yapıyor gibi. Ama hızla yanıt verildi her şeye. Bunun bir etkisi olacak mı? Kumpas siyaseti çöküyor mu iktidarın? Ya çöküyor. Bu bir cevapla da bağlantılı olarak çöküyor. İkincisi, Hülya Hanım, insanların gündeminde bunun hakikaten bir önemi yok. Diyelim ki bu bir kumpas değil. Diyelim ki kurultay döneminde para dağıtıldı. Bundan vatandaşa ne? Yani Mehmet amca, Ayşe teyze evini et götüremiyor, çöpten gıda topluyor. CHP kurultayında para dağıtılmış. Yani zaten Murat Kurum da şunu söylüyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz tiyatro oynamaya devam edeceğiz diyor. Evet, dedi. Şimdi bunu da dedi. Şimdi dolayısıyla da bunu hepimiz duyuyoruz, hepimiz görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Yani düşünemiyorum. Elbette bir Gazze, ya sen zaten iktidarsın. Eğer Gazze'ye yardım yapmak istiyorsa buyur yap. Hadi bırak Gazze'ye yardım yapmayı. Gücün yetiyorsa İsrail'le ticareti kes. Hı hı. Tarihin zirvesine ulaşmış durumda İsrail'le ticaret. Siz kalkıp ben İstanbul Belediye Başkanı olursam Gazze sevilecek. Ne alakası var? 2019'da da Sisi'ye mi oy vereceksiniz, buna mı oy vereceksiniz vardı. Şimdi kardeşim Sisi'yi Ankara'ya davet ediyoruz. Gayet sıcak ve güzel fotoğraflar da verildi biliyorsunuz. Sisi kardeş oldu tekrar. Evet, yani dolayısıyla da bu sağ pragmatizmi çok net kendini gösteriyor. Bunu Murat Kurum'da da görüyoruz, Sayın Erdoğan'da da görüyoruz. Dolayısıyla da Sayın Erdoğan da şunu görüyor ki Murat Kurum o kadar düşük bir profil ki ve Sayın İmamoğlu da o kadar güçlü bir profil ki ne yaparsa yapsın şansı yok. Yani şu zamanı yaşıyoruz Hülya Hanım. 85 milyonun cumhurbaşkanıyım diyen bir kişi gidip illerde İstanbul'da Murat Kurum'a oy istiyor. Şimdi siz Murat Kurum'un cumhurbaşkanısınız da Ekrem İmamoğlu'nun değil misiniz mesela? Evet. Şimdi nasıl olabiliyor? Bu bir yerel seçim. Hadi genel seçimde siz kendiniz oy istiyorsunuz. Ama bunun itirafı seçimde zaten geldi galiba Sayın Çalışkaner. Hatay'da geldi, işte doğalgaz var gelir, biz varsak, biz yoksak gelmez, yok dedi. Bunun itirafı da geldi. Seçmen nezdinde de önemli. O zaman CHP'li seçmenin cumhurbaşkanı değil mi Sayın Erdoğan? Yoksa buradaki konuşmaların hepsini AKP genel başkanı olarak yaptım deyip işin içinden çıkar mı bilmiyorum. Şimdi seçmende bu korku, tehdit kültürünü işlemediğini hissettiler Hülya Hanım. O yüzden bu benim son seçimim ricasında bulunuyorlar. Evet, anladım. Peki yani, bu çok net, seçmende bu işlemiyor. Evet, Sayın Çalışkaner, benim DEM Parti ile ilgili bazı sorularım da var. Sosyal medyada çok paylaşıldı KON TV yayınının öncesinde çekilen o görüntü. Ankara Bala için Bala AKP'li belediye başkanı konuk Ahmet Buran. DEM Parti'yi soralım mı diyor sunucu. Tabii yayın anı değil, yayın öncesi ama kameralar kayıttaymış. Sormayın, gerek yok konuşmamıza. Zaten bize oy verecekler dedi. Görüntüler de şimdi ekranımıza yansıdı. Gerek yok, bize oy verecekler. Biz anlaştık diyor. Şimdi böyle bir anlaşma ki Bala'da DEM Parti'nin adayı yok, aday çıkarılmadı. Yine Yeni Mahalle'de, Polatlı'da da, Ankara'da çıkarılmadı. AKP ve DEM Parti arasında böyle bir anlaşma söz konusu olabilir mi? Şimdi Bala için açıkçası oradaki siyasi ortamı çok bilmiyorum. Şimdi yerel seçimlerde geçişkenlik ve şahıs isimleri önemlidir. Hı hı. Ama burada adayla DEM Parti anlaşmıştır ve benzeri gibi bir şey olabilir. Bu DEM Parti'nin kurumsal olarak AKP ile anlaştığı ya da görüştüğü anlamına gelmiyor. DEM Parti yetkilileri buna gerek eş genel başkanlar, geçtiğimiz günlerde Sayın Danış Beştaş'ta söyledi. Biz görüşmedik dedi. Ayrıca görüşmelerinde de bir sakınca, bir beis görmüyorum Hülya Hanım. Üç gün önce Sayın Demirtaş'a yapılan onursuzca bir işkence söz konusu. 11 metrekare çapta yaşayan bir insanın
avukatlarıyla görüşürken ayakkabısı aranıyor. Evet. Yani bu insanlık onuru adına ben bununla, bu bir işkencedir. Bu başka bir şey değildir. Dolayısıyla da şu anda DEM Parti evet Adalet Bakanı ile ve benzeri kurumlarla görüşüyor. Ama AK Parti ile kurumsal olarak bir seçim ittifakı ile ilgili bir görüşmesinin söz konusu olmadığını defalarca ifade ettiler. Bu noktada DEM Parti'nin ısrarla AK Parti ile görüşüyor söylemini daha çok AK Partililer çıkarıyor aslında. Yine bir AKP'li başkandan çünkü duyduk biz anlaştık başlığını. Tabii. Peki şey başkanlar nezdinde yani ilçesel bazda bir anlaşma söz konusu olabilir belki de. Bu mümkündür. Yani Bala'nın nüfusu kaçtır bilmiyorum. Çok da önemli değil. Ama DEM Parti kurumsal olarak bir anlaşması olmadığını çok net söylüyor. Bu kamera arkası görüntüler diyelim. Ve bu DEM Partileri de daha da nasıl diyeyim mobilize edecektir. Ve vereceklerse de vermeyeceklerdir. Emin olun bu konuda. Yani ben mesela şeyi biliyorum. Geçtiğimiz hafta pazar günü Esenyurt'taydım. Evet, Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı var. Ahmet Hoca'yı siz de zaman Ahmet zaman Özer, konuk ediyorsunuz. Tabii. Evet. Kendisi Kürt siyasetine de çok hakim. İyi de bir akademisyen. Evet, orada bir kent uzlaşısı söz konusu. Meclis üyelikleri konusunda da konuşmalar, görüşmeler olduğunu gördük. Lansmandaydım ben. Dolayısıyla da o tip yerlerde zaten DEM Parti bir yerde bir kent uzlaşısı yapmışsa bunu açık açık söylüyor. Olmadığı yerlerde de işte böyle Bala başkan adayının yaptığı gibi nasıl diyeyim senaryolar yazılıyor. Murat Kurum gibi tiyatro oynuyorlar. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Peki. Bala gibi bir yerdeki bir başkanım. O zaman size Meral Danış Beştaş'ın da son açıklamalarını soracağım. Tabii kendisine demiş ki deniyor ki katıldığı canlı yayında adaylıktan çekilme gibi bir durumunuz söz konusu mu? Bu soruyu sormasının programın yönetiminin sizce sebepleri var mı? Neden adaylıktan çekilecek misiniz sorusu soruluyor DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'a. Ki o da diyor ki böyle bir durum söz konusu değil, çekilmem söz konusu olsaydı ben aday olmazdım. Ama ben duyuyorum diyor, ben de duyuyorum çok konuşuluyor, seçime 5 gün kala çekilecek diyorlar, yok böyle bir şey diyor. Buraya nereden nasıl gelindi seçime 5 gün kala konusuna sizce? Şeyden muhtemelen Erbakan olayından gelmiştir. Erbakan Fatih Erbakan da ben Cumhurbaşkanı adayıyım demişti. 24 saat sonra çekilmişti. Burada tabii ki bu soruyla Sayın Beştaş'ı ve DEM'i konsolide etmeye çalışıyorlar kendilerince. Çekilmemesini sağlayarak. Çünkü şu anda DEM Parti adayının ki güçlü profiller Ülke Hanım biliyorsunuz Meral Hanım da Murat Bey de güçlü profiller. Evet yani ikisi de DEM Parti'nin güçlü profilleri. Buna rağmen bu iki adayın olmasıyla birlikte bizim son yaptığımız araştırmada biz Sayın Danış Beştaş'ın oyunu 4.8 gibi bir oran bulduk. Ve bu 4.8'e rağmen Sayın İmamoğlu önde. Ne ama kadar öndeydi önde olması, son araştırmanızda Sayın Çalışkaner? Sayın İmamoğlu'nu %37.5, Murat Kurum'u %35, 4.8 Meral Danış Beştaş, 3.8 Uğra Kavuncu, 2.5 de yeniden Refah Partisi. Evet. Dolayısıyla da tabii %11 civarında da kararsız var Ülke Hanım. Bu kararsızlar dağıtılmadan bile Sayın İmamoğlu ve DEM Parti adayı varken bile 2-2.5 puan önde. Kararsızlar dağıtıldığında 3 puan. Şimdi buradaki makasın çok açık olmadığını herkes görüyor. Gördüğü için de bu noktada DEM Parti çekilmemek üzerine kurguluyorlar. Aslında çekilip çekilmesi diye bir şey yok ortada. Evet. Dolayısıyla da temel olarak bu argüman çekilmemeleri için ortaya atılmış bir argüman. Ben aynı şekilde Habertürk'te şunu da bekliyorum. Evrensel yayıncılık ilkeleri gereği. Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayını da çıkarmalarını bekliyorum bir vatandaş olarak. Çok acaba güzel. Yeniden Refah Partisi başkan adayını da çıkarırlar mı? Bakalım. Çok merak ediyorum. Bakalım biz de yani bekliyoruz. Göreceğiz. Yok. Ben ihtimal vermiyorum. Ben ihtimal vermiyorum canım. Evet. Sayın Çalışkaner var mı efendim bekleyeceğiniz bir başlık? Çok teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Hülkan. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili izleyenler, Artı Bir Araştırma Genel Müdürü Sayın Hüseyin Çalışkaner'le konuştuk. Bir reklam arası. Saat başı buradayız. Ekonomi konusuna geleceğiz. Mehmet Şimşek.